adam her... Reçeteyi kim yazdı? İpek. Ama karşılığında neler vermek zorunda kaldım bir bilseniz. Adam her şeyi mavi görüyor. MRSA görme bozukluğuna yol açmaz. Evet ama ağır metal zehirlenmesi açabilir. Talyum mesela. Talyum olsa saçları dökülürdü. Menopoz. Menopoz mu? Adam 28 yaşında. Bir erkeğin menopoza girmesinin tek garip yanı genç olması çünkü değil mi? Erkek menopozu, yüksek östrojen, düşük testosteron, vücut ısısı dalgalanmaları ve yönelim bozukluğunu açıklar. Endokrinolojik olarak kadın menopozuna benzer bir durum. Evet ama erkek menopozu hastanın neden her şeyi mavi gördüğünü açıklamaz. Mavi görme bir semptom değil, bir sonuç. Sertleşme sorunu için aldığı cinsel güç artırıcı ilaçların bir yan etkisi. Aslında prospektüste yazıyor, açıp okusa görecek ama... Ha ben de okuduğundan değil, ha, yanlış anladım. Doktor olduğum için. Cinsel güç arttırıcı ilaç kullanmıyor hocam. Mu acaba? He? Yoksa utandı mı sana söylemeye? Hı? Belki de senden hoşlanıyor. İtiraf edemedim abi haplardan kullandığını. Olabilir mi? Bence olabilir. Menopoz vücut ısısı dalgalanmalarına ve sertleşme sorununa yol açar. İktidarsızlıktan dolayı aldığım mavi haplar... Hayatın masmavi görmesini sağladı. Erken yaşlanmaya dair başka belirti göstermedi ama. Yaşlanma tek sorun değil. Ne dedin sen? Vücudunun %54'ü yanıklardan oluşuyor dedin, öyle değil mi? Hı hı. Acaba diyorum ki %54 değil de %55, 56, belki 57. Hı? Muhtemelen cinsel organında yanık vardı ve bu da testis travmasına yol açtı. Bu da... Hormon paneli yapın, dediklerimin doğru çıktığını görünce de testosteron pompalayıp evine yollayın. Peşimi bırakın hadi. Tamam. Yalnız kalmak istiyorum. Rahmetli babam menopoz olduğumu görse ya kahrından ölürdü ya da gülmekten. Hiç utanılacak bir şey yok. Verdiğimiz testosteron ilaçları bütün sorununu çözecek. Evet ama o zamana kadar yaşlı bir kadın olarak kalacağım. İçeri gelebilir miyim? Gel gel. MRSA değilmiş. Artık izole edilmesine gerek yok. Beyaz önlük giymeyen herkesin başının üstünde yeri var. Çok daha iyi görünüyorsun. Nasıl hissediyorsun peki? İyiyim iyiyim. Bir hormon sorunum var. Onu çözüyorlar şu an. İyi misin? Armağan mı? İyiyim sanırım. Anasın ne oluyor? Çıkarın şunu. Tamam, sakin ol. Çıkarın şunu. Sakin ol. Çıkar şunu. Mehmet Ali. Çıkar şunu. Ne yapıyorsun? Abiyle rezopam 2 miligram hemen. Çabuk. Doktor hanım. Doktor hanım ben Toprak adına sizden çok özür dilerim. Hiç önemli değil. Yani gerçekten asla böyle bir değildir. Yani dünyanın en kibar insanı aslında. Yani bir başkasını incitmek yerine başkaları tehlikeye girmesin diye kendi hayatını tehlikeye atar. Ben çok özür dilerim. Ne olur affedin. Siz nasıl alevlerin arasında yürümeye alışıksanız biz de bu gibi durumlara alışığız. Arkadaşınız tıbbi bir sebepten dolayı bir anlık kendini kaybetti. O yüzden böyle yaptı. Gerçekten hiç önemli değil. Yani peki nesi var? Çünkü hiç böyle biri değil. Ben yani sanki başkasını görüyormuşum gibiydi. Hiç kaygılanmayın. Bizim işimiz bunu çözmek. Hadi. Çok teşekkürler. İyi misin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.